Ya da siz bu stresi yönetebilir misiniz? Ya bu stres tabii ki yaratır ama ben bu stresi yönetebilirim. Yani sonuçta hayat tümüyle sona ermiş değil. Peki gündelik hayatta stresinizi nasıl yönetiyorsunuz? Ben gündelik hayatta stresimi öncelikli olarak o durumda kalmaya çalışarak, yani anda kalmaya çalışarak. Ne demek anda kalmak? Yani şöyle söyleyeyim, şu anda diyelim ki evdeyim ve ocakta bir yemek yanmaya başladı. Şimdi orada panik olup yangın çıkacak korkusuyla hareket edersen yüksek ihtimalle daha çok kazaya sebep olur. Ya da tamamen gevşek davranmak da aynı şeye sebep olur. Yani siz bu noktada ne yapıyorsunuz tam olarak? Bize anlatır mısınız? Bu noktada önce bir sakin kalmaya çalışıyorum. Yani derin bir nefes alıyorum. Şöyle bir nefes alıyorum. O esnada sakin ama hızlı bir şekilde... Yani derin bir nefes almanız sizi sakinleştiriyor mu? Çoğunlukla evet. Yani peki sakinleştirmediği zaman oluyor mu? Yani sakinleştirmediği zaman şu ana kadar olmadı. Yani şu ana kadar olmadı. Hı hı. Peki gündelik hayatta stresle başa çıkmak için başka neler yapıyorsunuz? Yani tabii bu strese göre değişiyor. Ama genel anlamda yapmaya çalıştığım şey öncelikle rahatlamaya çalışıyorum. Yani ne olabilir? Eğer ki bir işin başındayken çok strese girmişsem o esnada o işe bir ara veriyorum. Peki diyelim ekibinizde görevlerini yerine getirmeyen bir üye var. Siz onun görevlerini yerine getirir misiniz? Ben hayır. Ona görevini yerine getirmesi için lazım. Çünkü benim oradaki asli görevim pilotluk. Yani ikinci kaptan olarak görevim. Ama ben ekibiniz dedim. Yani şu anda pilotsunuz ya da uçaktan bahsetmedim. Dikkatinizi çekerim. Kusura bakmayın. Yani... Herhangi bir ekip. Tamam. O kişiye nazikçe uyarıda bulundu. Yani görevim bu. Lütfen yerine getir. Biz burada bir ekibiz. Yani bir ekip olduğumuzu hatırlatın. Tamam. Nazikçe uyarıda bulundunuz. Diyelim ki sizin nazikçe konuşmanıza ya da uyarıda bulunmanızı aldırmadı. Bana ne, ben yapmayacağım dedi. Tekrar uyardım. Tekrar uyardınız, tekrar yapmayacağım dedi. Yani o zaman kendisine bir yol ayrımı sunmak durumunda. Ya... Ve acil yapılması gereken bir iş var. Yolu nasıl ayıracaksınız? Yani emergency bir durum var diyelim. O zaman mecburen, yani geçici süre de olsa evet. Mecburen ben o işi yapmak zorunda kalırım. Yani çok mecbur kalırım. Sinemeyiz. Yani eğer ki orada yani görevini yapmamakta ısrar ediyorsa ya... Peki o zaman asıl olan şey sizin statünüz ve yönetici pozisyonunuz mu yoksa görevin yerine getirilmesi mi? Yani, çünkü çok mecburen diye vurguladınız da. Yani sanki sizin statünüz daha önemliymiş gibi geldi bana. Benim statüm önemli. Yani sonuçta yöneticiyim. Fakat ortada yapılması gereken bir iş var. Yani tamamlanması gereken bir iş. Yapılması gereken işler her zaman olacak. Ben burada şunu merak ediyorum. Yani görev mi önemlidir, yöneticinin durumu, statüsü mü? Ben görevi tercih ederim. Ama burada bu vurguyu yapmadın. Tam tersi sen mecburen yaparım şeklinde sürekli bir mecburiyet vurgusu yaratıyorsun. Bu da yanlış anlaşılmaya yol açabilirmiş gibi geldi bana nedense. Ne dersin? Aslında doğru. Evet. Bence de öyle. Yani